Arkadaşlar, herkese merhabalar diyorum. Bugün sizlere kızımın odasından şöyle seslenmek istedim. Şurada da kızımı görebiliyorsunuz. Ufaklık resmi, yani daha eve yeni geldiği hali. Şöyle bir duvarımız ve komodinimiz var. Bugün alışveriş yani kızıma alışveriş yaptım. Bugün onları sizlere göstermek istiyorum. Uzun bir süredir de zaten video çekmemiştim. Tekrardan aranıza merhaba demek istedim. Şurada da mama sandalyemiz duruyor. Yavaş yavaş ek gıda için alışveriş yaptım. Onları da göstereceğim size. Ama mama sandalyemizi biz almadık. Halamızdan geldi. Asrin halası verdi bize. Bu Joy markasının bir mama sandalyesi. Daha sonra zaten daha detaylı isterseniz sizler için çekim yaparım. Şöyle bir duvar sticker yerleştirdik biz, pembe. Bu da odamızın şifon yeri şöyle. Ay, şurada da bezleri duruyor. Onlar da yeni geldi, göstermek istedim. Şöyle benim Kur'an'ım vardı. Kur'an'ımı koydum. Bunlar da hastane çekiminde kullanacaklarım. Tacım ve bandanasıydı Asrin'in. Ama tabii biz hastane çekimi yapamadığımız için, bebeğimiz erken geldiği için, o yüzden onlar orada hep bir hatıra kalacak. Daha sonra biz kendimiz çekim yapacağız. Burada uyku arkadaşı var. Daha çok küçük olduğu için uyku arkadaşını henüz kullanamıyor. Yanına alamıyor. Burada yine bu Serap teyzemizden gelen bir emzik askımız var. Asrin yazılı. Bu da elbisesi, böyle süs olarak onu oraya astım. Şunu yine yerleştirelim. Burada benim meleklerim var. Bir tane melek kızım var. Burada da oyuncaklarımız var. Böyle değerlendirdim ben bu alanı. Şimdi burada sizlere ne aldım onları göstermek istiyorum. Şöyle aldığım, ilk önce birkaç parça kıyafet aldım. Hoş zıbınlar falan da var ama onlar makinede olduğu için bir tek bunları gösterebileceğim. Şöyle minili bir tulum aldım kızıma. Ben tulum giydirmeyi çok seviyorum Asrin'e. Hem böyle hani beli bırtığı da açılmıyor diyelim. Şöyle bir tane tulumumuz. Bir de şöyle Aziz Bebe'den bir kıyafet aldım. Şöyle göstereyim. Bu da ebebek de indirimdeydi. Yani 15'e falan geldi bana. Bu da çok güzel oluyor. 3 aylık bir kıyafet. Hani bu yazın anca bir iki kere daha giyer. Daha giyemez. Hani bilmiyorum, bir heves aldım. 6 aylığı da çok büyük geliyordu. Biz de şöyle 3 aylık aldık. Kızım bizim biraz minyon. Prematüre bebek olduğu için mi bilmiyorum ama minyon tipli bir kızım var. Şöyle bir battaniye aldım İngiliz Home'dan. Bu da Trendyol Ağustos indiriminden aldım bunu da. Bana 40 liraya geldi ama büyük bir battaniye. 100'e 120 santim olan. Böyle bir ihtiyacımız vardı. Dokusu da o kadar güzel ki. Dışarıdan çok ses geldiği için kapattım. Dokusu da o kadar güzel ki size anlatamam. Böyle yumuşacık bir dokusu var. Yani kışın ihtiyacımız olacak. Böyle büyük bir battaniyemiz, yünlü bir battaniyemiz yoktu. Benim aslında pamuklu vardı ama onu da kaybettik. Yeni doğanda çok kullanıyorduk aslında ama onu da bebek arabasından düşürdüğümüz için aslında bunun bir küçük bebek boyu battaniyesini de almak istiyorum. Şöyle dursun. Daha sonrasında şöyle şeyler aldım. Şu dönmüş, denemiştim çünkü. Bandanalar aldım. Ben aslında bandana takmayı çok seviyorum. Şöyle bandanalar aldık. Bu da Fisher Price'ten geldi. Bize o, bu da indirimdeydi. Yani bu Trendyol Ağustos indirimlerinde bayağı bir alışveriş yaptım. Şöyle bezlerimi göstermek istiyorum. Hatta açtım kenarında. Bu Bionutral Sleepy'ni, bize bunu doktorumuz önerdi. Çünkü neden? Benim kızım pişik oldu. Biz Morphix kullanıyorduk. Daha sonra işte bir prima aldım. Prima deneyim dedim. Onda da pişiği geçmedi. Daha sonra doktorumuzu aradık. Yani neden pişiği geçmiyor? Geçmeyen bir pişik var diye. O da dedi ki, bir de istiyorsanız dedi, bu Sleepy markasının sadece natural olan, pamuklu olan bir bezi var. Onu deneyin dedi. Şöyle göstereyim ben de size. Biz gerçekten memnun kaldık. Pişiği gitti çünkü Asrin'in.
Sadece pamuk. Yani başka hiçbir şey yokmuş içerisinde. Zaten üzerinde de yazıyor. Yani gerçekten pişiği gitti. Eğer pişik çeken annelerimiz varsa ben bu Bionatural Sleepy'yi öneririm. Biz de işte tekrardan o indirimlerden aldık. Bu 28 paket değil de bunlardan 6-7 tane geldi. Böyle paket paket geliyor. Halbuki biz 129'u mu? Yani 119'u mu öyle bir şey almıştık. Ama böyle paket paket geldi. Olsun, daha iyi. Hemen açınca tozlanmaz en azından. Bezlerden sonra mamayı göstereyim arkadaşlar. Ben hem anne sütü vermeye çalışıyorum hem de çünkü anne sütüm çok az olduğu için biz Aptamil'le besleniyoruz. Şöyle 1-200 kiloluğunu aldım. Şöyle 2 poşet çıkıyor içerisinden. Bu da 159 TL'ye geldi. Eğer mama Aptamil olarak kullanıyorsanız bakabilirsiniz. Yani biz Hip Baby denedik, Bebelak denedik, Esama denedik ama hiçbirinde hani Aptamil kadar faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hep bir kusma oldu, hep bir rahatsızlık oldu, ya kabız oldu, ya ishal oldu. Yani hep bir şey oldu. Biz baştan bu yana Prometral maması bile Aptamil olduğundan dolayı bizim kızımız Aptamil'i seçti. Yani biz o yüzden Aptamil veriyoruz. Daha sonra şöyle ebebek indiriminden bu Baby Plus'ın silikon diş kaşıyıcılarından aldım. Böyle kapağı da var içerisinde. Çünkü salyalarımız akmaya başladı. Yavaş yavaş artık diş tomurcukları belirleşiyor. O yüzden biz de böyle hem dişlerini kaşırız de şöyle diş kaşıyıcı. Bir de bu burun aspiratöründen aldım. Bunun şey makinesi de var, yani hortumu. Bitmişti. Şöyle 12 adetli burun aspiratör yedek fitre aldım. Şimdi oyuncaklara geçmek istiyorum. Oyuncaklarımızı da Bim'den de aldığım hediye de geldi. Yani onları da göstermek istedim. Şöyle Bim'den oyun karosu aldım. Yani bunları çok zaten böyle hep hevesliğim vardı benim. İnşallah kullanır yani kızım da. Biraz böyle yerlerde yuvarlanmaya başladığında hemen bunu böyle birleştireceğim. Onu böyle üstüne atıp oynatmayı düşünüyorum. Bu da Pilsa'nın bir ürünüydü. Bim'e gelmişti. Bim'den aldım. Daha sonra benim aldığım şöyle bir takçak aldı. Hani daha sonrasında tabii ki şu anda oynayamaz ama hani akla erdikten sonra şöyle takçak hani oynar diye indirimdeydi. Çünkü budanı da Bim'den aldık. 14 lira gibi bir fiyatı vardı o yüzden. Şöyle bir hediyemiz geldi Rabia teyzemizden. O da görünce almış böyle. Kaplumbağa bultaklardan şöyle. Hani bunların da daha var hani 12 artı ama biz aldık yani. İndirimde bulunca alınıyor. Bu da hediyemiz geldi sağ olsun. Hani oynayacak sonuçta Allah izin verirse. Şöyle aldık Bim'den. Şöyle halkalar. Yani Bim'e gelince bence alın. Bunlar da sonuçta hani kötü bir ürün değil. Hepsi duyulmuş dede markasının, Zuzu Toys'un ürünleri. Şöyle halkalar aldım. Bunun için de biraz daha erken asrin için. Şu anda oynadığım şeyler çıngırak. Birkaç tane çıngırak almıştım ama onlar asrin yanında artık. O oynadığı şeyler çıngırak. Bunun için de erken. Kuzenim, Aslı'nın da süt annesi Fulya teyzemiz birkaç oyuncak almış. Onları göstereceğim. Şöyle zincirler almış bize. Bunları böyle birleştirip bebek arabasına asacağım. Daha sonrasında şöyle Fulya teyzemiz yine bize süt annemiz. Şöyle klasofon deniliyor galiba. Şöyle hani oynayacağı ileride. Ses çıkınca hoşuna gideceği. Şurada şeyleri var, onlardan almış. Daha sonrasında bu şeylerden almış, bultak gibi, bu da hayvanlardan. Bu da dede markasının. Şöyle kutusu kötü geldi şey kargoda ama olsun. Şöyle göstermek için size açayım. Şöyle bunlarla böyle hani hem işte asrın köpek, köpeği yerine koyalım, fil kızı fili yerine koyalım gibi aktiviteler yapacağız biraz daha büyüdükten sonra. Biraz da deterjan alışveriş yaptım. Şu Uni Baby'yi kullanıyoruz. Biz hala yumuşatıcı kullanmıyorum. 6 ayına kadar da kullanmak istemiyorum açıkçası. Baby'nin doğal olan deterjanından çok memnun kaldım. O yüzden bunu aldım.
Bir de şöyle Mustela'nın normal olan şey yeni doğan şampuan saç ve vücut şampuanından aldım. Biz bunun 200 milimliğini kullanıyorduk. Ondan da var, azıcık kaldı. İndirimdeyken bunu da alayım istedim. Bundan da çok memnunuz. Mustela'yı gerçekten öneriyorlardı. Hak ediyor yani verilen para. Şimdi biraz ek gıda alışverişi yaptım ben açıkçası arkadaşlar. Evet, daha erken ama doktorumuz bize, yani şu anda aslında 4 aylık ama 5. ayda ya da böyle 5,5. ayda başlayabiliriz dedi. Tabi öyle deyince ben bir panik oldum böyle. Yavaş yavaş bir şeyler aldım işte böyle. Yavaş yavaş tamamlıyorum. Tabii ki daha eksiğimiz var. İşte ne bileyim, termosumuz yok. İşte bazı eksiklerimiz var aklımda olan. Onlardan da alacağım. Ondan önce şöyle. Biz bu bipslerden ilk önce almıştım ben bu bipsin. Koyu rengini almıştım hatta erkek dedikleri için. Ama daha sonra biz bipsi kullanmadı. Daha doğrusu yalan cevizi kullanmadı Asri. Damaklı alayım dedim. Bir de damaklıyı deneyeyim dedim. Damaklıyı da hiç almadı, o silikon uçluyu. Daha sonra bir gün uykudayken verdim, tuttu. Yani böyle yavaş yavaş tutuyor artık uykuya geçişlerde. Tutmuşken de ben de artık dedim ki yani o kötü oldu. Biliyorsunuz 3 ya da 4 hafta en fazla kullanılıyor bipsler kauçuk olduğu için. Biz de o kötü olunca şöyle şundan aldık. Bu rengini aldım böyle. Kırmızımsı. Yani indirimdeyken aldım. Ek gıda alışverişine gelecek olursak da şöyle Oyo'nun, dediğim gibi ben bunların hepsini indirimden aldım. Vakumlu tabaklarından aldım, şöyle bölmeli. Hani görüyordum böyle vakumlu, hem mama sandalyesine vakumlarım diye. Hoşuma gidiyordu. O yüzden şöyle pembe rengini bulmuşken aldım. Cam rengi aldım şöyle. Hemen böyle pürelerle falan başlarsak dedim. Meyve püreleriyle falan. Şöyle bildiğimiz klasik cam rendesinden aldım. Bim'den de şöyle bir silikon önlük gelmişti. Hani daha en ufak hallerinde kullanır diye. Şöyle silikon önlüklerden aldım. Silikon mama önlüğü diye geçiyor. Dofi Baby'ymiş. Bakayım, memnun olursam devam eder kullanırım. Şöyle teyzemden de bir hediye geldi. Bu da Fisher Price'ın önlüğü. Asrine şöyle. Yani daha önlük almam herhalde. Çünkü 2 tane var. Bunlar da yıkanır biliyorsunuz. Önlüğü de hazır oldu hanımefendinin. Şöyle bir kaşık aldım. Ona şöyle kapağıyla beraber. Ama bu biraz da büyük bir kaşıkmış. Yani kaşık, bakar mısınız? Bunun bir ufak kaşıklarından alacağım. Oyo'nun alacağım onu da. Şöyle kaldıralım. Daha sonrasında şöyle bir suluğumuz var. Bu da halamızdan hediye bize. Sena halamız aldı. Hani söyledi. Bir eksiğini ben de almak istiyorum dedi. O anda da ek gıda alışverişi yaptığım için suluğunu da halamız aldı. Şöyle Avent'in bir suluğu. Kolay tutulabilirmiş. Ve bunlar, yani suluk benim için önemli. Hani ben gidip başka bir markadan ya da ne bileyim yani şey bir markadan almak istemedim suluk. Neden derseniz içinde su barınacak, koku yapabilir, bakteri üretebilir. O yüzden iyi bir markayı tercih ettim. Hep de baktım böyle bloggerlarda, işte böyle Instagram'da falan Avent ve Nuku öneriyorlardı. Ben de Avent'i tercih ettim. Başka göstermediğim bir şey. Bir de şöyle İngiliz, şu anda bunlar 5 liraya düşmüş. Bu şöyle üçlü küçük bir kap. Bunlardan aldım. Bu rengi vardı yani. Bir tek pembesini bulamadım. Ona da böyle aslında ne bileyim meyve püresi yaptığımda, işte böyle şeyler yaptığımda aslında böyle yanımıza almaya, dolabına koymaya, böyle ne bileyim yarım kabağı kalır koyarım, yarım havucu kalır koyarım diye. Bu Asri'nin saklama kabı oldu yani. Böyle. Bizim alışverişimiz bu kadar arkadaşlarım. Yani inşallah severek izlemişsinizdir. İnşallah size faydam olmuştur gösterdiklerimle. Şimdi buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Instagram'dan da aktif olmaya çalışıyorum.
adresimde Elif Annenin Günlüğü diye bulabilirsiniz. Günlüğü yani U'la, Ü'yü kabul etmediği için. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yani elimden geldiği kadarıyla Asrin'le aktif olmaya çalışıyorum. Bir prometre annesi olarak aktif olmaya çalışıyorum. Aktiviteler yapıyorum. Daha çok Instagram'da yani aktifim. YouTube'da o kadar değilim. Başka videolarda tekrardan görüşürüz o zaman arkadaşlarım. Hoşça kalın diyorum.